Herkese Merhaba bu videoda TIA Portal üzerinden s 7200 PLC'ye bağlanarak bir proje yüklemesi yapacağız. İlk olarak TIA Portal'ı açtığımız zaman bir proje oluşturmamız gerekiyor. Create New Project'e tıklıyoruz. Buraya projeye deneme ismini verebiliriz. Create dedim yeni proje oluşturuyorum. Şimdi proje oluşturduktan sonra e, ilk olarak e, bir, bir adet PLC eklememiz gerekiyor. Bunun için Configure Device'a tıklıyorum. E, Add New Device'a tıkladıktan sonra Controllers'ın altında e, kendi PLC'mi seçiyorum. Şu an benim elimde bulunan PLC 7 e, 1200'ün altında, CPU'nun altında 1214C, DC, DC, DC. Bu en alttaki AG40 olan e, Versiyon 4.2'ye ekliyorum. Ede tıkladım. E, şu an proje ağacıma PLC'm geldi. E, PLC'ye bağlanmadan önce e, Yapmamız gereken IP adres ayarları var. E, bunun için ilk olarak PLC'nin IP adresini öğrenmemiz gerekiyor. E, şimdi Bende direkt burada gözüktü. Ee, direkt gözükmüyorsa da burada şöyle Ethernet kartımızı seçip e, çünkü PLC ve Touch Panel'i ben Ethernet kablosuyla switch üzerinden bağladım. E, burada e, Accessible Devices'ın altında gözüküyorlar. Burada gözükmüyorsa burada Update Accessible Device'a çift tıklıyoruz. Çift tıkladıktan sonra Piyasi ve bağlı olan bütün aygıtlar burada gözükecektir. Hem piyasimin hem de HMI'min IP adresleri gözüküyor burada. 192.168.01 olarak verilmiş daha önceden. Ben bu IP adresinin ilk 3 tanesini bilgisayarım ile aynı yapmam lazım. Bunun için ilk denetim masasına giriyorum. Denetim masasına girdikten sonra A ve internet. Buradan sonra A ve paylaşım merkezinin altında A durumunu ve görevlerini görüntüle. Sol tarafta bağdaştırıcı ayarlarına değiştirine tıklıyorum. Ee, Ethernet'e burada Ethernet'imin ismi de yazıyor. Ee, Ethernet portumun kartımın ismi de yazıyor. Buna çift tıklıyorum. Özellikler dedim. Çıkan pencerede. Daha sonra internet protokolü sürüm 4 TCP IP V4'e çift tıklıyorum. burada otomatik olarak bir IP adresi al seçili. Bunu ben aşağıdaki IP adresini kullan diyorum. Şimdi buraya IP adres kısmına ilk 3 haneyi PLC'min ile aynı yapıyorum. Yani 192.168.0 Dördüncü kısmı da Şuradaki değerlerden farklı olan yani 1 ve 2'den farklı olan herhangi bir değeri girebilirim. 255'e kadar. O yüzden ben 50 giriyorum buraya. Tamam dedim. Tamam dedim. Kapattım. E, denetim masasına tekrar geri geliyorum. Şimdi burada denetim masasının ara kısmına PG yazarsak SPG PC Interface 32 bit karşımıza çıkacak buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra e, Ethernet kartımızın ismini daha dün A ayarlarında görmüştük. Bu kartın ismini bulup TCP IP Auto 1'e Çift tıklıyoruz. Daha sonra OK'ya OK tıklıyoruz. Burayı da kapatabiliriz artık. Şimdi IP adres ayarlarımız tamam. Ee, şimdi program bloğa gelip e, basit bir devre yazalım, start stop devresi yazalım. E, bunu 0.0 start butonum olsun. Bu Q0.0 çıkış. Bir mühürleme yapalım. Bu da stop butonum olsun. Şimdi e, programımızı yazdık. Şimdi piyasa 1in üzerine tıklayıp burada download to device'a tıklıyorum. Şimdi yükleme sayfası karşıma çıktı. E, buraları e, bu sayfayı kaçtığımızda karşımıza bu şekilde çıkabilir. E, yapmamız gereken please select kısmına PNIE'yi -E seçiyoruz. Alttaki seçme yani PGPC interface'e de e, Ethernet kartımızı seçiyoruz. Ben de Realtek PC Family Controller olarak seçiliydi. Tıkladım. E, bu alt taraf Connection Interface'de seçildiyse Direct Add Slot 1x1 olarak da seçebiliriz. Şimdi Start Search diyorum. Piyasemi bulmasını bekliyorum. Piyasemi buldu. IP adresi de burada gözüküyor. Buna tıklayıp Load'a tıklıyorum. seçenekleri seçeneklere continue diyorum. Burada stop modülü stop ol diyorum. Başka bir şey var mı diye baktım. Yok. Load diyorum. Şu an yükleme yapıyor. Ee, burada modül start modül olarak seçebiliriz. Direkt konumunu alacak piyasamızı. Finish dedik. Şimdi piyasamız çalışıyor, yüklemeyi de yaptık başarılı bir şekilde. Şimdi programı monitoring yaparak çalışmasını izlemek istiyoruz. Bunun için ilk olarak Go Online'a tıklıyoruz, bağlantı kuruldu. Daha sonra Organizasyon bölümünde programı yazdığımız yere gelerek buradaki gözlük işaretine tıklıyoruz. Monitoring on off işaretine tıklıyoruz. Şu an programımız çalışıyor. Ben şimdi butonlar vasıtasıyla simülatör vasıtasıyla I0.0'a sinyal vereceğim. Sinyali verdim. Q0.0 çıkışım aktif oldu. I0.1'e sinyal vereceğim. Q0.0 çıkışım kapandı. Evet arkadaşlar proje yükleme bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.